Merhaba arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz 8. dersimizde. Bugünkü dersimizde birçok konuyu ele alacağız. Bunları şöyle kısaca bir göz atıp sonra dersimize başlayalım isterseniz. İlk olaraktan file upload konusunu işleyeceğiz. Bazı API'larda dosya yüklememiz gerekebiliyor. Eğer böyle bir user story'miz varsa bunu nasıl yapacağımızı göreceğiz. Daha sonrasında authentication konusunu göreceğiz. Birçok authentication çeşidi var biliyorsunuz arkadaşlar. Bunlardan biri işte Basic Authentication, Dodgers Authentication, Authentication'ı göreceğiz. Daha sonrasında Swagger dokümanı ile ilgili bir konumuz var arkadaşlar. Daha sonra Cruel denen bir konumuz var. Bu da Swagger dokümanın içerisinde aslında. En sonunda da bütün yaptığımız şeyleri publish, yani baskı, basım, yani onunla ilgili bir çıktı alma ya da bir İşte rapor alma gibi düşünebiliriz. Bunu göreceğiz. Bu şekilde dersimizi tamamlayacağız. İlk olarak file upload'da başlayalım. Şöyle ben size göstereyim. Şu adresimiz arkadaşlar. Tabii ki bu işte file upload'a izin veren bir API adresi. Hepsi vermeyebilir. Dediğim gibi test case'imizde işte user story'imizde böyle bir şey varsa bunu yapmamız gerekiyor. Şimdi öncelikle şöyle açacak olursam arkadaşlar, ben file upload'u şöyle eklemiştim buraya. Şimdi burada gördüğünüz gibi bize bu adresi buraya yazdık ve post request demiştik. Şimdi body kısmını seçtiğimizde arkadaşlar, body kısmını seçtiğimizde isterseniz ben şöyle tekrardan yapayım altına, üzerine göstermeyeyim. Yani add request diyelim arkadaşlar, file upload'a. Daha sonrasında buna post request diyeceğiz. Sonrasında bu adresimiz adresimizi hemen şuradan alalım arkadaşlar. Bu adresimiz. Bakayım. Evet. Şu üsttekini bunu kaydedelim bu şekilde. Şu bir tanesini silelim arkadaşlar. Ya da dursun, belki bakacağımız yerler olabilir. Şuradan buna file upload diye isimimizi verelim. Şimdi burada da arkadaşlar öncelikle body kısmına geliyoruz. Tabii post request yapacaksak neyimiz olması lazım? Body'miz olması lazım. Form data kısmına geliyoruz. Form data kısmına geldikten sonra birinci kısma yükleyeceğimiz file'a isim vereceğiz. Buna herhangi bir isim verebilirsiniz. Ama böyle şöyle genellikle verilen isim ise file name şeklinde. Bu şekilde isim veriliyor. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar file kısmını seçiyoruz. File kısmını seçtikten sonra şuraya select file diyor. Select file kısmına bastığımızda işte bilgisayarımızdan bir dosya ekleyeceğiz. Bu PDF dosyası olabilir, Word dosyası, Excel dosyası, herhangi bir dosya olabilir. Ben şuradan rastgele bir tane dosya seçeyim arkadaşlar. Lesson 8 bir dosya. Şu olsun işte. Lesson 8'i seçtik. Daha sonrasında arkadaşlar bunu biz gönder dediğimizde bakın. Evet, aşağıda arkadaşlar gördüğünüz gibi dosyayı göndermiş oldu. Şöyle bir inceleyelim. Burada file'ın ismi file name demiş. Biz file name dedik ve file yükledik. Şöyle gösterecek olursam body'yi. Yani şöyle gönderdiğimiz body'de file name deyip sana file'ımızı yüklemiştik. Burada da gördüğünüz gibi file name diyoruz ve şu bizim file'ımız şu şekilde yüklenmiş. Daha sonrasında şöyle aşağı doğru geldikçe arkadaşlar, aşağı doğru geldim. Bu bizim file'ımızın içindeki bilgiler şeklinde düşünebilirsiniz. Şöyle aşağı doğru geldiğimizde en sonunda arkadaşlar file ile ilgili bir headers kısmı var. Burada da bu gönderdiğimiz file ile ilgili headers kısmı. Bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Burada mesela biz buraya data da ekleyebiliriz. Mesela data, bir data diye kısım ekleyeceğiz. Yani bu file ile ilgili mesela metadata öyle herhangi bir bilgi eklemek istiyorum ben. Bu text şeklinde olsun. Mesela buraya something about file diyelim arkadaşlar. Buraya file ile ilgili bir bilgi ekledim. Daha sonrasında bakın şurada gizli bir bilgi var. Bir üç tane noktaya basarsak ben burada seçmişim zaten content type diye. Bu content type seçili olmuyor arkadaşlar normalde default'ta. Bunu seçtiğinizde şurada content type'lar var.
Biz bu content type arkadaşlar. Şimdi biz buraya datayı göndereceğiz de. Datayı ne olarak göndereceğiz? JSON formatına göndermemiz lazım arkadaşlar. O yüzden burada JSON data formatını seçersek. Şimdi burada failler neden bir type seçmedik? Bu, bizim dosyamız arkadaşlar Word dosyasıydı. Auto kendisi seçsin dedik şeyini. Ama şu göndereceğimiz datanın JSON data şeklinde olması gerekiyor ki bizim alttaki şeyler JSON kısmında şurada JSON data şeklinde gözükebilsin. O yüzden arkadaşlar bunu yeniden kaydedip tekrardan gönderdiğimde evet şimdi bakın şurada headers kısmında header kısmına geldiğim zaman bakın burada bizim data ile ilgili dosya ile ilgili something about file şeklinde data ile metadata dediğimiz kısım burada gelmiş oluyor. Böyle de bir data eklenebilir. Evet. Ya da bir bakayım arkadaşlar unuttuğum bir şey var mı diye. Evet bunu data kısmında tabii şurası JSON data olduğu için JSON data formatına yazmak gerekiyordu. Biz JSON data formatına yazmadık ama ona rağmen herhangi bir sıkıntı çıkartmadı sanki. Bakayım şöyle. Evet, data kısmını şey olarak almış. Formun içerisinde koymuş bunu direkt. Yani direkt formun içerisinde koymuş. Biz mesela şu şekilde yaparsak onu. Evet bunu JSON data formatında seçtiğimiz için şunu da JSON data şeklinde yazalım. Şöyle diyelim arkadaşlar. Ne diyelim buraya? About diyelim. İki tane tırnağımızı koyduk yine. Ve iki nokta üstümüzü koyduk. Şöyle. Ve ondan sonra da parantezimizi kapattık. Evet. Bu şekilde gönderelim bir de. Evet, bu şekilde gönderdiğimizde şöyle gidelim. Bakalım. Headers'ın evet. Something about. Bu şeyin içerisine koyduk tekrardan. Oradaki gibi olmadı. Acaba neden? Evet. Formun içerisine koyduk. Çok önemli değil arkadaşlar bu kısım. Bu kısım çok önemli değil. Bir daha şöyle bir bakayım son olarak. Application just text dedik. Some text dedik oraya. Name demişiz oraya tamam. Bakıyorum. Ha, şuraya da tırnak koymayı unutmuşum. Tamam. Göndersek. Dediğim gibi burası çok önemli değil. Bak, kaybetmeye gerek yok çok fazla. Evet, data şeklinde. Evet, formun içerisinde tekrardan bir tane daha git. Tek türlü burayı sadece şu formun içerisinde bir şey olarak alıyordu. Bir bilgi olarak alıyordu. Yani formu key burayı value olarak alıyordu. Şimdi formun içerisinde bir tane daha JSON data açmış oldu. Formun içerisinde tekrardan bir tane daha şuraya form bilgileri olarak daha başka bilgiler de ekleyebiliriz. Bu şekilde birinci kısmımızı tamamlamış olalım. File upload kısmını. Şimdi gelelim arkadaşlar authentication kısmına. Şimdi birinci göreceğimiz şey basic authentication. Basic authentication'ı görelim. Şöyle açalım arkadaşlar. Şimdi biz herhangi bir işlem yapacağımızda bazı API'ların bazı kısımlarında bizden token istiyor arkadaşlar. Şimdi bu tokenlar hangileridir diyecek olursak. Şöyle authentication kısmına gelecek olursak arkadaşlar. Authentication kısmına baktığımızda gördüğünüz gibi birçok token çeşidi var. Bunlardan authentication istemiyorsa yani herhangi bir güvenlik önlemi istemiyorsa no authentication, basic authentication, bare authentication, digest authentication, auth1, auth2 authentication'da. Bunlar arkadaşlar aşağı doğru devam ediyor. Ama biz burada göreceğimiz birkaç tanesi arkadaşlar en çok kullanılanlar. Bunları göreceğiz. Şimdi ilk olarak basic authentication'ı görelim. Basic authentication'da arkadaşlar şöyle bir şifre ve bir de password diyoruz burada. Yani herhangi bir yani kullanıcı adı ve şifre gibi username ve password gibi diyoruz burada. Herhangi bir basic authentication yapacağımızda. Authentication ile ilgili arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Biz burada mesela authentication'ımızı nereye eklemişiz? Direkt request'in içerisine eklemişiz. Bunu getirip arkadaşlar collection içerisine de ekleyebiliriz. Buraya. Collection içerisine eklersek eğer authentication'ımızı o zaman bunun altındaki bütün requestlere bu authentication geçerli demektir. Bunu zaten daha önceki derslerde görmüştüm. Bunu yapmak için şöyle yapıyorduk.
Mesela biz buraya eklediğimizde authentication'ımızı, buraya eklediğimizde authentication'ımızı, yani collection eklediğimizde herhangi bir tanesini seçip buradan arkadaşlar inherit out from parents dediğimiz zaman üstten gidip collection'dan şifreyi alabiliyordu. İsterseniz buraya collection'ın başına ekleyebilirsiniz. Hepsini orada kullanabilirsiniz veya da direkt request'in içerisine ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi basic authentication bu şekilde. Basic authentication arkadaşlar Postman'in kendi burada deneme yapmak için verdiği bir API adresi. Ben bunu yine kopyalayıp size paylaşacağım arkadaşlar bu adresi. Şöyle kendi şeyimi ekleyeyim. Basic Authentication'ın altına bunu ekleyip siz de kendiniz kullanırken oradan alıp kullanırsınız. Tekrardan yazmakla uğraşmayın diye düşünüyorum. Evet. Bunu tabii biraz şuraya eklesek. Evet, şunu da şöyle birazcık büyütürüz. Büyütürsek bunu sizlere 10 kişi oldu. 10 da kalsın. Evet, bu basic authentication yaparken siz bu site üzerinde yani bu URL üzerinden yaparsanız orada da arkadaşlar şifre olaraktan gördüğünüz gibi Postman, password olaraktan da password yazdığınızda basic authentication seçtiğiniz arkadaşlar burada deneme amaçlı basic authentication'e username ve password kullanılıyor demiştik. Bunu gönderdiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi bu authentication'ın true olduğu ile ilgili bir body dönüyor. Bu ne anlama geliyor? Bizim authentication doğru anlamına geliyor diyebiliriz. Şimdi ikincisi arkadaşlar digest authentication. Bu basic authentication'a çok benziyor. Bunda da aynı şekilde bir key ve bir de value kullanılıyor digest authentication'da. Burada yapmamız gereken şey arkadaşlar birincisi buradan digest authentication'ı seçmemiz gerekiyor. Digest authentication seçmemiz gerekiyor. URL'de de arkadaşlar şurası digest olarak değişecek. Burada gördüğünüz gibi basic authentication'dı. Burada ise digest authentication şeklinde değişmesi gerekiyor. Yine bunu da kopyalayalım arkadaşlar. Buraya koyalım. Belki siz de çalışırken kullanmak istersiniz. Şeyden bakıp yazmakta uğraşmayın diye. Evet bunu büyütelim şöyle. Evet. Şu parantezlere hiç gerek yok gibi. Oradan da yaptık da değilim. Evet. Bu da arkadaşlar ikincisi. Dedik. Şimdi burada ne fark var? Peki diyeceksiniz ki bunlar aynı. Hiçbir şey değişik gözükmüyor. Ne fark var? Arkadaşlar birinci ve en önemli fark şu. Digest Authentication'da herhangi bir şifre gönderilirken tabii biz username ve password'u gönderiyoruz ya. Bunlar arkadaşlar şifreli bir şekilde gidiyor. Yani şifreli bir şekilde girip geliyor arada. Arada girip gelirken. Daha güvenli bir yöntem olmuş oluyor. Bu yüzden arkadaşlar Digest Authentication, Basic Authentication'a göre bir tık daha güvenli. Neden güvenli? Gönderdiğimiz datalar yani şifre olaraktan gönderdiğimiz password ve username ve password şifre olaraktan gidiyor. Oradan gelen yine bize datalar da şifre olaraktan geliyor. Dolayısıyla bu daha güvenli bir yöntem olmuş oluyor. Bu yüzden bu seçilebilir. Burada arkadaşlar basic Digest Authentication yaparken şuradan seçtiğimde burayı seçtiğimde arkadaşlar şuradaki dataları otomatik olaraktan eğer ben şu seçili şeyi kaldırırsam şuradaki dataları otomatik olaraktan gönderiyor. Otomatik olaraktan gönderdiği için de authentication'ımız geçiyor. Eğer ben buraya tiklersem o zaman bu dataları otomatik olarak göndermediği için bunu arkadaşlar şuradan görebiliyoruz. Şimdi bu şekilde mesela göndereyim. Birincisi bu şekilde gönderiyorum. Bakın burada headers kısmına bakalım. Headers kısmında bakın şu. Authenticate yazıyor ya arkadaşlar. Şurayı gördüğünüz gibi bu şekilde yani otomatik olarak değil de bizim şuradaki belirlediğimiz datalardan göndermiş oluyor. Ve bu şekilde gönderdiğimiz zaman da bizim authentication geçmiyor. Çünkü orada ayarları bizim elle yapmamız gerekiyor. Eğer biz burayı bakın şu headers kısmına geleyim. Şu headers kısmında gördüğünüz gibi şu kısım var. Şu kısım. En altta kısma dikkat edin. Burayı kaldırıp da eğer gönderirsem o zaman o kısım ortadan kalkıyor gördüğünüz gibi. Öyle bir kısım yok. Set keys diyelim arkadaşlar. O kısım yok. Öyle bir kısım yok. Onu otomatik olarak gönderiyor ve authentication'ımız sağlanmış oluyor. Yani size herhangi bir yerde işte basic authentication ile digest authentication arasındaki fark nedir?
Neden hangisini tercih edersiniz diye sorulur belki. Diyelim ki bir interview'de. O zaman bunun ikisinde de username ve password'a giriş yapıldığını fakat Dios Authentication'ın biraz daha güvenli olduğunu çünkü şifreli olaraktan gidip geldiğini söyleyebiliriz zaten. Evet. Bu da Dios Authentication ve Basic Authentication'dan sonra gelelim Bearer Authentication kısmına. Şimdi bu Bearer Authentication kısmında bize bir token gerekiyor arkadaşlar. Bir token gerekiyor. Yani biz herhangi bir API'ya request yapacağımız zaman bu request yapılmadan önce elimizde bir token olması lazım. Yani bir jeton olması lazım. Yani hani eskiden vardı ya jeton atıyorduk ondan sonra oynanıyorduk. Yani şu jetonun elinizde olması lazım ki siz o API'ya bir request yani bir istek gönderebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili arkadaşlar biz GitHub'dan bir tane token alalım arkadaşlar. Bu token'ı kullanalım. GitHub'a mesela biz herhangi bir request göndermek istiyoruz dışarıdan, Postman üzerinden. GitHub'da diyor ki eğer sen göndereceksen bu isteği token'ın olması lazım elinde diyor. Yani GitHub üzerinden bunu deneyebiliriz. Hemen gelelim arkadaşlar kendi GitHub'ımıza. Bu arada ben de kendi GitHub'ımı açayım. Şöyle. Evet arkadaşlar burası benim GitHub. Burada daha önceki yaptığımız şeyler de var arkadaşlar. Projeler de var. Hepsi public. Private olan çok az var. Bunları çekip kullanabilirsiniz. Takip ederseniz de memnun olurum. Diyelim. Bu reklamlar kısmında geçmiş olalım arkadaşlar. Şimdi GitHub'dan biz bir tane token oluşturacağız. Öncelikle buradan GitHub'dan arkadaşlar setting kısmına geliyoruz. Bakın şurası setting kısmına. Setting kısmına geldikten sonra daha önce token almışsınız GitHub'dan diye tahmin ediyorum. Daha sonrasında developer setting. Developer setting'den sonra arkadaşlar personal access token diyoruz arkadaşlar. Burada classic token kısmını seçebiliriz. Şimdi bizim burada daha önceden aldığımız token burada gözüküyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yalnız token aldığınızda bir kere arkadaşlar görebiliyorsunuz. Ondan sonra bu şekilde gözükmüyor. Yani token aldığınızı biliyorsunuz ama token aldığınızı biliyorsunuz ama o token arkadaşlar göremiyorsunuz. Tekrardan kopyalayıp alamıyorsunuz. Buradan bir kere alabiliyorsunuz sadece. O yüzden belki bir yere kopyalamakta fayda var. Ben bunu sileyim arkadaşlar. Eski olanı sileyim. Şimdi yeni bir tane token oluşturalım. Generate new token dedik. Şu kısımdan arkadaşlar. Tekrardan benden şifre istiyor. Evet. Şifremizi unutmayalım arkadaşlar. Evet. Şimdi buna bir not yazmamız istiyor. Ne kadar geçerlilik süresinin ne kadar olması gerektiğini soruyor arkadaşlar. Ondan sonrasında burada bu token'da hangi işlemlere yetki vermek istediğini soruyor bu da. Şimdi mesela repo oluşturup yani bu token'la uzaktan repo oluşturacağız biz. Bunu seçiyoruz zaten. Yani herhangi bir şeyi package'ı silme olsun işte ne bileyim. Burada çok çeşitli ayarlar var. Bunları kendiniz şöyle deneyerekten bakaraktan kendi işinize hangileri yarayacaksa o şekilde. Mesela delayed repo'yu burada seçmemiz lazım. Biz çünkü hem silme işlemi de yapacağız. Repo oluşturup repo sileceğiz. Ben bunların hepsini şöyle seçeyim arkadaşlar. Yani hepsini seçmeye gerek var mı? Gerek yok aslında. Bu kadar bizim için yeterli olabilir diyebiliriz. Yani bu kadar herhalde bizim için yeterli olabilir. Generate token dediğimizde arkadaşlar buraya bir tane not eklememizi istiyor. Diyelim ki Postman Token. Postman Token diyelim. Ve tekrardan bir daha oluşturma deneyim. Evet gördüğünüz gibi token'ımızı oluşturdu ve şuradan kopyalayabiliyoruz. Buradan bir kere kopyalanıyor. Kapattığımız zaman tekrardan açılıyor. Bunu da tekrardan söyleyeyim. Şimdi token'ımızı aldık. GitHub'ın arkadaşlar GitHub'dan biz bu token'ı şimdi kullanacağız. Öncelikle arkadaşlar buradan bir Postman'da şöyle geleyim arkadaşlar. Evet. Şimdi biz bunu Postman'da kullanacağız. Bir tane repository oluşturacağız. Create repository. Bir tane repository oluşturacağız. Kendi API'mızda test API şeklinde bir repository oluşturmak istiyoruz. Şimdi öncelikle diyeceksiniz ki bunu şu URL'i nereden bulacağız? Şöyle bulacağız arkadaşlar. Bakın şuraya da ekledim. Şuraya da ekledim arkadaşlar. Şunu arattırın. GitHub API REST diye REST Assured kullandığımız için buraya gelelim.
Bunu yapıştırıp arattır onu arkadaşlar. Arattırdığımızda GitHub Document Docs yazıyor arkadaşlar. GitHub REST API Documentation. Buraya bastınız arkadaşlar. Şimdi bizim bakın bu kısma geldik ya. Şu sol kısımdan repoları bulacağız. Şimdi biz repository üzerinde çalışacağız ya. Repoları bulacağız. Repoya bastım. Daha sonrasında biz arkadaşlar bu repolar üzerinde ne yapacağız? Repositories kısmını seçeceğiz. Şimdi repositories kısmını seçtiğimde arkadaşlar bana burada artık aynı bir Swagger dokümanı gibi burada hangi URL'le get yapacağımı, hangisiyle post yapacağımı, hangisiyle delete yapacağımı yani hepsini anlatıyor arkadaşlar. Yani burayı iyice hangisiyle patch yapacağımı burada sol tarafta da bazı bayağı bilgiler var arkadaşlar. Burayı iyice incelemek lazım. Delete hangi URL'le yapılır? Burada arkadaşlar bütün bilgiler yazıyor. Bizim kaynağımız burada Swagger dokümanımız burası olacak. Şimdi tabii burada diyeceksiniz bir sürü get geçti. Arkadaşlar bunların her bir get farklı. Mesela burada diyor ki şirket eğer GitHub hesabı kullanıyorsanız mesela en baştan şöyle gösterecek olursam mesela burada diyor ki şurada organization repository yani bir şirket organizasyon repository'si kullanıyorsanız onun şeyi ayrı. Bizim kullanacağımız arkadaşlar user olacak. User'da en altlarda şöyle aşağı doğru gelin. Bakın list repository for user diyor. Yani burada user'ın bir GitHub GitHub'ındakilerin hepsini görmesi için ne yapması gerekiyor? Bakın şu. Get request yapacağız. Burada var mı bakayım? Evet burada create demişiz. Get request yok. Hemen ekleyelim. Onu da beraber eklemiş olalım. Bakın arkadaşlar bir tane ekliyorum. Add request dedim. Şimdi buna get all bütün repositorilerimizi getirsin. Buradan get yapacağız. Şimdi şuradan dokümanımıza bakalım. Nasıl yapacakmışız? Şunu almadan önce şöyle yapalım. Şurada bizim base URL'imizi alalım. Base URL'imiz şurası arkadaşlar. Base URL burası. Kopyaladık. Ve şunu şuradan itibaren alalım. Evet. Ve buraya şimdi burayı ekledim. Tamam. Şu kısmı ekledim. Son kısmı. Yani get yapmak için URL'in sonuna burayı eklememiz gerekiyor. PetParam arkadaşlar hatırlarsanız bu PetParam kısmına koymamız gerekiyor. Kopyaladım. Buraya geldim ve buraya yapıştırdım. Şimdi burada username diyor. Yani bizim kendi kullanıcı adımızı soruyor burada. Bunu yazmamız lazım. Benim kullanıcı adım Nuri Kara. Kullanıcı adımızı yazacağız. User. Biz user'ız arkadaşlar. Organization değiliz. Sonrasında hangi user olduğunu yazıyoruz. En sonunda repo'ların hepsini çekmek istiyorum şeklinde. Şimdi burada ne kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? Token kullanmamız gerekiyor. Ben nereye yazıyorum bunu? Create repository'yi değiştiriyorum arkadaşlar şu anda. Get repository'yi değiştirmem lazım. Şurayı ben bir kopyalayayım. Şuraya geleyim. Evet, bunun üzerinde çalışmam lazım benim. Bunu burada. Şimdi burada bir get request yapacağım. Bunu tabii şey olmasın, kaydetmesin. Bunu silelim. Evet. Ve fazla da kapatayım ben. Evet arkadaşlar. Şimdi biz buradan get request yapacağız. Yani benim repositorimdeki bütün yaptığım işlemlerin hepsini çağırmak istiyorum. Buraya evet, şunu da silelim. Evet. Şimdi buraya yapıştırdığımda gelip buraya repository'e yapıştırıyorum arkadaşlar adresi. Adresi yapıştırdım. Daha sonra bir authentication'a ihtiyacım vardı. Authentication kısmını da şuradan inşallah kapatmamışızdır. Şuradan geliyorum ve şu token'ı alıp kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra authentication kısmında
Bearer token'ı seçeceğim. Bearer token'ı. Sonra token'ımı buraya ekleyeceğim. Evet. Ekledikten sonra send dediğimde bakın arkadaşlar benim bütün repo'larım buraya gelmiş oldu. Hepsi buraya get all dedik. Benim GitHub'ımdaki bütün repo'lar, bütün işte işler buraya gelmiş oldu. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Tamam, buraya kapatabiliriz. Token'ımız. Hatta şu token'ı biz buradan alalım da kapatırız sonra lazım olur. Şu token'ımızdan bir alayım şöyle. Ve bu token'ı getirip şurada dursun. Ama o şekilde dursun arkadaşlar. Kaydedelim. Evet, şimdi artık bunu kapat durabilir. Tamam. Ha, ben şeyi gösterecektim. Şurada benim şeyimde repositorumdaki gördüğünüz gibi arkadaşlar bütün yaptığım işlerin bilgileri buraya gelmiş oldu. Mesela şöyle şu birincisi şöyle şuradan bakalım. Şu birincisi mesela ne demiş? Name'i API egzersiz. Full name bu arkadaşlar. Private man false. Bu public'miş arkadaşlar. Owner ID'si bilmem ne. Burada gördüğünüz gibi bütün bilgileri mevcut. Hepsine get demiş olur. Şimdi biz burada bir tane de bir repository oluşturalım. Evet. Şimdi bir tane de biz burada repository oluşturalım. Şunun aynısını ben şimdi yapmış oldum. O yüzden şimdi sileyim. Repository oluşturacağız. Yine geliyorum arkadaşlar şuraya. Ve benim API yani API gibi düşünebiliriz demiştik. Buradan nasıl post yapmam gerektiğiyle ilgili bana şey veriyor. Bilgiler veriyor. Bakalım şöyle postla ilgili bakın. User repo. Yani şu şeyi kullanmam gerekiyor. Pet param kullanmam gerekiyor. User ve repo demem gerekiyor. Ondan sonra burada da tabii ne gerekiyor bir de arkadaşlar? Body gerekiyor değil mi? Post yapabilmemiz için bir body gerekiyor. Bakalım body'miz nasıl olmalı arkadaşlar. Şuradan şöyle bakacak olursam burada yazmıyor. Şöyle aşağı doğru kayabilecek miyim bakayım. Evet. Şimdi burası arkadaşlar response. Bizim body'miz nasıl olmalı? Onunla ilgili bakıyorum arkadaşlar. Size göstermek amacıyla. Şöyle. Evet. Nerede yazıyor? Create a new repository for the authenticated user diyor. Tamam. User token'dan bahsetmiş. Şimdi burada headers demiş. Name demiş. Private demiş. Ondan sonrasında evet. Bizim burada bir put request yapabilmemiz için en azından arkadaşlar bunun name'ini vermemiz gerekiyor. Ben daha önceden bakmıştım. Nereden baktığımı bulamadım arkadaşlar. Post request'te body olarak da bizim name'i göndermemiz lazım. Şöyle geliyorum post request'e. Create a new repository. Burada arkadaşlar adresimiz burası olacak. Şunu zaten biraz önce göstermiştim. Pet falan kısmı burası olacak. Daha sonra body'ye geldiğimiz zaman body'ye bunu en azından burada bu bilgiyi eklememiz lazım. Yani bu repository'ye bir isim vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında çeşitli ayarlar da yapılabiliyor arkadaşlar. Yani burada başka ayarları da yani o mesela repository'un private mi olacak, private olmayacak mı ne bileyim. Başka ayarları da burada posta verilebiliyor. Şurada gördüğünüz gibi default olan şeyler var. Bunları kendiniz değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar o body'den. Mesela ne var? Mesela merge ile ilgili bilgiler var. Ondan sonra ne bileyim. Blade ile ilgili mesela silinebilsin mi silinemesin mi gibi. Bu bilgilerin hepsini siz kendiniz o body'de arkadaşlar ya da headers kısmında vereceğiniz bilgilerle değiştirebiliyorsunuz. Şimdi mesela bakın burada yazıyor body parametreleri diyor. Şimdi burada mesela evet bu normal direkt bizim alıştığımız Swagger dokümanlarındaki gibi bir body orada hazır vermemiş. Ama body parametreleri diye bir başlık açıp o şekilde vermiş. Mesela diyor ki name required yani olmalı. Kesinlikle olmalı. Ondan sonra body'nin içerisinde
Mesela description. Description string olacakmış. Short description of the repository. Mesela bunu ekleyelim. Hadi ekleyelim arkadaşlar. Böyle bir tane short description ekleyelim. Onu da eklemiş olalım. Copy diyelim. Body'ye geldikten sonra şuraya bir tane short description ekleyeceğiz. Şöyle aşağı doğru açayım. Bunu da şöyle. Çok aşağı gitmeye gerek yok. Şuraya virgül koyduk. Aşağı gelelim. Sonrasında short description yapacağız. My Postman Evet. Personal repository diye bir tane description vermiş oldum. Başka da ekleyeceğimiz şeyler olabilir bakın. Burada işte mesela homepage yazabiliriz. Private defaultta false olarak geliyormuş. Mesela biz buraya işte şey yapabiliriz. True yapabiliriz. Hadi onu da yapalım mı? Evet. Yapalım. Bir de bunu yapalım. Ondan sonrasında artık karışmayalım. Bir de bunu yapalım. Şöyle virgül. Mesela ekledik. Sadece buraya bu yazsak yeterli olur. Evet. Şimdi arkadaşlar benim repository'ime gidiyorum. Bakın bu benim repository'im. Burada herhangi bir buradaki repository'leri görüyorsunuz arkadaşlar. Görüyorsunuz. Burada herhangi bir test API şeklinde bir repository'im yok. Gördüğünüz gibi. Şimdi bunu gönderdiğimde bakın send dediğimde evet. Ne diyor? Bad credential diyor. Message. Büyük ihtimalle authentication'ı eklemedik mi? Şu authentication'ı şu deminki authentication'ı eklememiş olabiliriz arkadaşlar. Şimdi bunu alalım. Kopyalayalım. Ve yapıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi repositorimiz oluştu arkadaşlar. Bu yeni oluşan repositorimiz bir tane repository. Bunun özelliklerine bakalım. Private'ın true olduğunu, bunu biz değiştirdik. Full name'i vermiş arkadaşlar. İsmini vermiş. Daha sonra biz bununla login ID'si var. Biz bununla ilgili kısa bir açıklama falan da koyduk arkadaşlar. Onlar da burada eklidir. Nerede derseniz şurada arkadaşlar. Description kısmını biz eklemiştik. Gördüğünüz gibi yeni bir repositörümüz oluştu. Gidelim arkadaşlar. Bakalım böyle bir şey oluşmuş mu? Yenileyelim sayfamızı. Gördüğünüz gibi private bir kişiğimiz, repositörümüz buraya gelmiş oldu. Bu bizim Postman'da oluşturduğumuz. Buradan bunu açarsak arkadaşlar bunun işte private olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar buradan. İşte bunu başka mesela eklediğimiz not bilgi burada nerededir onu şimdi aramayalım. Bu şekilde bir repositorimiz oluşmuş oldu. Şimdi geriye gidelim. Şimdi biz bu repositoriyi de silmek istiyoruz. Şimdi şuraya gelelim. Delete diyeceğiz. Delete işlemi nasıl yapılıyor? Repositorinin ismiyle yapılıyor arkadaşlar. Bu da yine dokümandan bakılabilir. Dokümandan bakılabilir. Bu da iyice incelenebilir. Delete işlemi nasıl yapılıyor şeklinde bakılabilir. Büyük ihtimalle aşağıdadır delete işlemi. Evet bunları dediğim gibi kendiniz güzelce araştırın. Bakın arkadaşlar buraya. List repository diyor. Neyse yukarıda bir yerde vardı arkadaşlar. Ben demin bulmuştum. Tekrardan aramayalım. Deyip bir yandan da arıyorum arkadaşlar. Alert. Bakayım. Ya, hızlı hızlı arayınca bazen gözden kaçabiliyor. Kim repository'ler var? Hem de böyle bir göz atalım arkadaşlar. Tagların mesela repository'leri, tagları şey yapabiliyoruz, sürebiliyoruz. Gibi gibi arkadaşlar burada çeşitli bilgiler mevcut gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi delete yapacağız.
Hadi gelin. Mesela direkt işleminde base yörelemez bu. Repo, username ve API test şeklinde yazacağız. Burada biliyorsunuz herhangi bir body göndermiyoruz. API'mızın arkadaşlar bu olması gerekiyor. Aynısını buraya da eklememiz gerekiyor bunun. Çünkü bende eski vardı orada. O eski kullanıyor olabilir. Ya da bu sefer de şöyle yapalım arkadaşlar. Gelin. Şu şeye gelelim. Post dedik. Şunu buradan alalım. Kopyalayalım. Ve şuraya ekleyelim bu sefer de. Buradan. Bir okum dedik. Ve buraya eklediğimizde ve de bunu kaydettiğimizde şimdi bir delete yapacağız. Delete yaparken de arkadaşlar viewer'a şöyle diyorum. Inherit diyorum arkadaşlar. Yukarıdan al. Delete yaptığım için zaten herhangi bir body gerekmiyor. Gönderiyorum arkadaşlar tekrardan. Ve şurada boş geliyor. Bunun boş gelmesi silindiği anlamına geliyor ki hemen kontrol edelim. Bakın şu benim kız şeyimde tekrardan çalıştırdığımda gördüğünüz gibi gitmiş halde. Yok kendisi. Hatta ben buradan bir daha çalıştırırsam yine delete dersem burada da şu an şöyle bir mesaj veriyor. Diyor ki no found, not found yani bulunamadı şeklinde verilmiş oluyor. Evet. Bu da arkadaşlar bizim bearer token'la ilgili vermemiz gereken vermek istediğimiz bilgiler idi. Şimdi diğer bir authentication'ımıza gelelim. O da arkadaşlar bearer'dan sonra bir de arkadaşlar şunu da ben göstereyim. Bir de API key var. Buraya yazmamışım. Onu da buraya ekleyelim. API key. API key nedir? Arkadaşlar şimdi bizim bazı mesela API key sağlayan firmalar var. Bu firmalardan bir tanesi arkadaşlar şu. Weather neydi o sitenin adı? Hemen şuradan bakayım. API key aldığımız site şurası. Open Weather Map. Hemen bunu yazalım şuraya. Open. Evet. Şimdi bu bir API sağlayan bir firma. Buradaki API'ları alıp diyelim ki siz bir site yaptınız. Bu sitede hava durumunda yayınlamak istiyorsunuz kenarda. Şimdi buradan ücretsiz olan API'lar var. Ücretli olan API'lar var. Buradan bir herhangi bir API alıp siz sayfanıza bunun API'ni eklediğinizde buradan sürekli sizin sayfanız GET request'le hava durumunu alıyor bu firmadan. Ve kendi sayfanızda bunu yayınlamış oluyorsunuz. Bunun API çalışıyor mu? Aldığınız key çalışıyor mu? Mesela sizin firmanız bir tane bir yerden bir API key satın aldı. Bunu test etmek istiyorsunuz sürekli. Çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Bununla ilgili bir diyelim ki şeyimiz oldu. Testimiz oldu. Bu şekilde yapabiliriz. Şimdi öncelikle buradan bizim arkadaşlar şöyle gelelim. Mesela buradan şöyle benim yapmak istediğim şey, almak istediğim key ile ilgili ücretsiz bir tane key almak istiyorum tabii ki. Şöyle bakacak olursam hangisini almıştık? API diyelim şuraya. Buradan. Şöyle bakalım. Evet şunu almıştım ben. Daily forecast 60 days 16 günlük API dokümanını açıyorum. Şimdi API dokümanında bana API call yapacağım arkadaşlar şeyi veriyor. URL'i veriyor. Yalnız bu URL'de gördüğünüz gibi bir API key kısmı var. Yani ben buraya bir API key'i yani anahtar eklemem gerekiyor. Bu anahtarı da satın almam gerekiyor. Ya da ücretsizse de yine almam gerekiyor. Şimdi bu siteye öncelikle tabii ki bir üye olmak lazım. Üye olması çok zor değil arkadaşlar. Yani şimdi üye olmuştum. Burada My API Keys yazan kısımda şurada arkadaşlar gördüğünüz gibi API key'leri ben üretmiştim iki tane. O şeyle ilgili, demek ki şeyle ilgili. Bu API key'i aldım. Kopyaladım. Buradan da arkadaşlar URL'imi şöyle diyeyim. Buradan da şu URL'i aldım. Hangi URL'e şey yapacağım? Ben bilgi alacağım. Burada mesela günlük olarak şurada parametreleri var arkadaşlar.
Mesela hangi ülkenin olacağı, burada lan mesela burada long yazan kısmın mesela ne anlama geldiğini, gerekliymiş arkadaşlar. Bu mesela geographic ID diyor. Hangi bölgenin şeyini alacaksanız, işte hava durumunu alacaksanız mesela işte İstanbul mu Londra mı neresiyse bununla ilgili geographic ID'ler. Geographic ID'lerle ilgili de şurada mesela bastığımız zaman tekrardan bilgiler mevcut. Mesela işte şurada isim olaraktan mesela falan filan. Bu incelenebilir arkadaşlar dediğim gibi. Şuradaki her bir şeyin burada mesela işte gelen şeyin response ile ilgili mesela kullanılan birim mesela santigrat mı olacak işte ne bileyim Celsius mu Fahrenheit mi olacak gibi. Burada mesela metrik datalar dediğin zaman da bu uluslararası kullanılan datalar seçilebilir. Uluslararası da bu arada sıcaklık Kelvin olarak kullanıldığı için bizi şey yapabilir. Tam anlayamayabiliriz. Türkiye şartlarında. Evet. Şu dedik ki bizim şeyimiz. Şimdi buraya geliyorum arkadaşlar. Ve burada bakın benim dinlediğim YouTuber arkadaşın yaptığı Delhi'di. Bunu İstanbul'da değiştirebiliriz. Daha sonrasında metrik olarak seçmiş. Böyle bir data. Daha sonra authentication kısmına geliyorum. Authentication kısmında buraya API key diyorum arkadaşlar. API key name'i yazıyorum. API ID diye. Daha sonrasında da values'unu ekliyorum. Bu kadar. Onun dışında pet param kısmında arkadaşlar. Zaten şu seçili olmuş oldu. Şu pet param kısmında zaten şu eklediğimiz kısımlar. Q yerine Delhi, unit yerine metric, cent yerine de 7 yazmış olduk ve gönderdik. Evet. Burada arkadaşlar invalid key diyor. Ben bunu birkaç sefer çalıştırdım. Bazen şey oluyor arkadaşlar. Bu aldığınız API key ücretsiz olduğu için belli bir süre kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra kullanamıyorsunuz. Bir daha API key almak gerekiyor. Ben bunu birkaç sefer çalıştırdım arkadaşlar. Artı bir de alır almaz da çalıştıramıyorsunuz. Öyle bir gıcıklığı var arkadaşlar. O API key mesela şimdi alsam bir tane. Ki alalım isterseniz hemen iki dakikada. Belki çalışır sizin şansınıza. Şimdi buradan API keys kısmından bir tane daha generate diyelim arkadaşlar ve buraya da hepsine API key diyorum çünkü default olaraktan bu neyimi verin diye söylüyordu. Belki başka isimle çalışmıyor zaten doğru dürüst. Şimdi bu şeyi aldım. Tekrardan kopyalayalım. Buraya geldiğimde buraya şu authentication kısmında arkadaşlar şu authentication kısmına bunu yapıştırsam kaydedip tekrardan sorgulasam evet çalışmıyor. Şimdi peki başka bir tane yaptığım vardı. Acaba o çalışır mı diye şöyle deneyeceğim. Yok. Yani buradaki asıl mantık arkadaşlar burada arkadaşlar verdiğiniz şeyden sonra bu API key'i ekledikten sonra buraya burada bu verdiğiniz adresle ilgili burada hava durumu bilgileri gelmesi gerekiyor. Sizler de arkadaşlar bunu deneyin isterseniz çalıştırabilirsiniz ya da ben bir yerde hata yapıyorum. Bununla ilgili bir bilgi dönerseniz çok memnun olurum arkadaşlar. Bu kısmı da hep beraber iyice öğrenmiş oluruz. Ama API key mantığının ne olduğunu az çok öğrenmiş olduk. Evet şimdi bu da tamam. Diğer bir kısmımız arkadaşlar şimdi bunları öğrendikten sonra diğer bir kısmımız aslında şöyle bir şey olması lazım arkadaşlar bizim. Burada hangileri vardı? Authentication olaraktan şöyle bakacak olursak işte biz basic authentication'ı, bearer authentication'ı gördük. Daha yüz gördük arkadaşlar. Şimdi aslında bizim burada out1, out2'yu da bilmemiz lazım. Fakat bu out1 ve out2 arkadaşlar çok karışık. Aşırı arkadaşlar böyle şeyler var. Birkaç tane adımla alınabiliyor. Ben bunu sadece size ne mantıkla kullanıldığı ile ilgili bilgi vereyim. Daha sonrasında bununla ilgili biraz daha araştırma yapacağım arkadaşlar. Bir iki gün araştırdım tam çözemedim açıkçası. Out1 ve Out2 ile ilgili. Sadece bununla ilgili ben öğrendiğim bilgileri size şimdilik aktarayım. Bununla ilgili bir videoda yine ayrıca çekmeyi düşünüyorum. Out1, Out2. Şimdi Out1, Out2 diye ikiye ayırmaların sebebi arkadaşlar bir tanesi eski versiyonu bir tanesi de yeni versiyonu. Zaten bu şekilde oluyor biliyorsunuz yeni sürümlerde işte ikincisi. Ne farkı var arkadaşlar? Out2 yeni versiyon dediğim gibi daha kullanışlı bire göre. Bu Out1, Out2 ne için kullanılıyor? Şimdi bunun mantığı şu arkadaşlar. Mesela örnek veriyorum. Siz bir yere kaydolurken diyor ya LinkedIn'le kaydolmak ister misiniz? Veya Facebook'la kaydolmak ister misiniz? Veya Google hesabınızla kaydolmak ister misiniz? Diyor ya. Google hesabı üzerinden o application'a ulaşıyorsunuz. Yani Google hesabı arkadaşlar sizin için bir
şey oluyor. Servis sağlayıcı gibi olmuş oluyor yani. Onun üzerinden authentication yani doğrulama alıp işte Google üzerinden doğrulama alıp ondan sonra diyelim ki herhangi bir siteye bu Google üzerinden işte abone olabiliyorsunuz ve ondan sonra da hep artık Google üzerinden ona ulaşmış oluyorsunuz arkadaşlar. Buna işte one out mantığı, asıl temel mantığı bu arkadaşlar. Bununla ilgili bir video var. Ben onu birkaç sefer izledim hatta ama tam dediğim gibi çözemedim. Mesela GitHub üzerinden GitHub'ı aynı Google gibi kullanıp GitHub üzerinden bir application'a ulaşma. 2-3 basamaklı token alma işlemi var. Karışık bir proses dediğim gibi. Onu da çözdükten sonra sizlere bir yeni video çekeriz diye ümit ediyorum. Out1, Out2 ile ilgili. Evet. Şimdi bunu da söyledikten sonra böyle bakacak olursak şimdi Swagger doküman kısmına gelmiş olduk. Şimdi Swagger dokümanı kısmına geldiğimizde Swagger dokümanını zaten az çok biliyoruz ama sizle beraber tekrar edelim beraberce. İyice anlamaya çalışalım. Bir tane Swagger dokümanı açalım. Bu Swagger dokümanı nedir? Ne işe yarar? Böyle açtığımızda arkadaşlar aslında Swagger bir tool. Swagger aslında bir tool. Bu Swagger'dan üretilen bu dokümanlara Swagger dokümanı deniliyor. Yani şöyle düşünün. Bir program Word'la ürettiğimiz dosyalara Word doküman deniliyor ya. Onun gibi bunda Swagger dokümanı. Swagger tool ile üretilmiş olan dokümanlar. Bu dokümanın ne özelliği var? Bu doküman şimdi bir developer bir API tabanını kurduktan sonra bunu nasıl kurduğuyla ilgili. Çünkü herkes farklı farklı şekillerde kurmuş olabilir. Bunu dışarıdan bir kişinin, onu kurmayan bir kişinin anlaması mümkün değil. Bunu kuran kişinin bununla ilgili bir kullanım kılavuzu gibi diyebiliriz arkadaşlar. Bir doküman hazırlıyor. Bu dokümanda hangi aktiviteleri hangi işte şeylerle yapacağını, endpointlerle yapacağını, hangilerine authorization gerektiğini, hangilerine gerekmediğini, hangi body'leri göndererek hangi response'lar yapabileceğini, hangi request'ler yapabileceğini, hangi response'lar döneceğiyle ilgili bilgileri burada saklıyor. Herhangi bir değişiklik yaptığı zaman da gelip burada da tekrardan değiştirmesi gerekiyor. Bizi ilgilendiren yani test automation kısmını ilgilendiren kısmı ise bizim görevimiz aslında temel olaraktan API testi yapan kişilerin temel görevi şu. Swagger'da söylenenle gerçek hayattaki aynı mı? Aslında bizim temelde yaptığımız şey bu. Swagger'da demiş ki bu böyle çalışır. Biz gidip bakacağız o öyle çalışıyor mu gerçekten? Bunu nerede yapıyoruz? Öncelikle Postman'da yapıyoruz. Sonrasında da diğer işte JavaScript kullanaraktan işte IntelliJ'de veya da Cypress'ta yazdığımız kodlarla bunları denemiş ve sürekli tabii bir kere çalışması yetmiyor. Sürekli çalışması gerekiyor. Sürekli smoke testlerle biz bunları test etmiş oluyoruz. Bizim amacımız bu. Şimdi bu dokümanın, Swagger dokümanın özelliği ne arkadaşlar? Bu interaktif bir doküman. İnteraktif doküman ne demek? Yani karşılıklı yani bir veri gönderip bir veri alabileceğiniz bir doküman bu. Yani bir application'e benziyor aslında. Doküman ama aslında bir application'e benziyor. Mesela arkadaşlar bir post request'te biz bir veri gönderip bu verinin karşılığında da bir sonuç alabiliyoruz. Yani o yüzden biz buna interaktif diyoruz. Mesela işte activities'ler kısmında arkadaşlar kısmında mesela nasıl get yapılacağı yani bütün aktiviteler nasıl mesela listelenir. Sonrasında bir aktivite nasıl üretilir. Daha sonra bu ürettiğiniz aktivite ID ile nasıl çağrılabilir. Sonra bu ürettiğiniz ID, bu activity mesela nasıl arkadaşlar değiştirilebilir? Sonrasında nasıl silinebilir ile ilgili bir activity kısmı. İşte burası author kısmı. Burası books. Burası arkadaşlar convert photo. Her kısmı için burası user kısmı gördüğünüz gibi arkadaşlar. Her bir kısmıyla ilgili gördüğünüz gibi bir şey hazırlanmış. Swagger dokümanına yer ayrılmış. Şimdi user kısmıyla inceleyelim. Mesela burada gördüğünüz gibi bir user bütün user'lar nasıl çağrılır? Bununla ilgili arkadaşlar biz şu şekilde try it dediğimiz zaman bunu burada deneyebiliyoruz. Buradaki amaç arkadaşlar test yapmak değil. Yani ben şurada bir try kısmına bastığımda ve ondan sonra execute dediğimde
Burada bir body gönderip daha doğrusu bir get request burada da yapıyorum ve get request sonucunda da gördüğünüz gibi datalar dönüyor. Bu datalar dönüyor. Buradaki amaç arkadaşlar test yapmak değil. Buradaki amaç keşfetmek. Yani nasıl çalıştığını anlamaya çalışmak. Şimdi tekrardan buraya dönecek olursak şunu hatta kapatalım. Başka bir tane user açalım. User nereye gitti? Activities, schema book. Evet, şimdi evet, şöyle bir şey yapalım. User. Şimdi user kısmı ile ilgili arkadaşlar bakın. Burada mesela media type mesela buradan değiştirilebiliyor. Gönderdiğiniz media type ile ilgili. Yani şurada dönen response ne? Şimdi siz mesela bir tane get request yaptınız. Öncelikle bu get request'te hangi endpoint ile yapacaksınız? Bizim zaten bir tane şeyimiz var arkadaşlar. Bir tane bizim adresimiz var. Bu adrese path param ne eklenecek? Bir get request yapabilmeniz için. Get request üzerinde konuşursak. Daha sonrasında arkadaşlar dönen data ile ilgili arkadaşlar. Dönen datayı siz hangi versiyonda almak istiyorsunuz? Bununla ilgili bir kısım var. Daha sonrasında diyor ki mesela code description ile ilgili eğer siz doğru bir get request yapabilirseniz 200 kodunu almalısınız ve success diye de bir mesajı görmelisiniz diyor. Ondan sonrasında böyle bir body dönmesi lazım size diye deniliyor. Böyle bir body dönecek gibi mesela burada size anlatılıyor. Yani sen diyor şey yaptığın zaman get yaptığın zaman bunlar sana dönmesi lazım şeklinde. Mesela posta ilgili bakalım. Posta ilgili baktığımız zaman mesela burada işte şöyle inceleyecek olursak arkadaşlar request body yani sizin sorgu yapacağınız body'nin bu şekilde bir body olması gerekiyor. Post yapacağınız body'nin bu şekilde bir body olması gerekiyor. Post yapacağınız body'yi yine buradan body type seçebiliyoruz arkadaşlar. Ondan sonrasında yine biz bir post işlemi yaptığımızda arkadaşlar response'da yine 200 kodunun ve success yazısının görmesi. Mesela bazen de okey gözüküyor, bazen de başka bir şey gözüküyor. Bazen de 200, bazen de 201, bazen de 202 gözükebiliyor. Mesela burada ne gözükmesi gerekiyormuş? 200 gözükmesi gerekiyormuş ve bizim de post yapacağımız body'nin bu şekilde olması gerekiyormuş. Biraz önce IP'de de böyle bir şey, GitHub'da da böyle bir şey görmüştük arkadaşlar hatırlarsanız. Ama onlar Swagger dokümanı değil. Ayrı ayrı tek tek yazmışlardı. Bunlar şu gerekli, bu gereksiz diye. Mesela burada da başka ne görebiliriz? Mesela diyor ki ID diyor 0 demiş. ID'nin bir number olabileceğini görebiliyoruz. Username ve password'un da string şeklinde olması gerekiyormuş arkadaşlar. String şeklinde değil de buraya boolean bir değer girerseniz veya da bir number girerseniz bu kabul edilmez ve hata verir. ID ile çağırmak istediğimizde bu şekilde bir endpoint kullanmamız gerekiyor. Path param şekilleri bu şekilde olacak şeklinde bize her türlü bilgi burada Swagger dokümanında verilmiş oluyor arkadaşlar. Evet, şimdi bu Swagger dokümanını biraz inceledikten sonra biz isterseniz bu Swagger dokümanı ile ilgili bir tane deneme yapalım. Ondan sonrasında da şöyle bir tane collection ekleyeyim arkadaşlar. Bir tane collection ekleyeyim. Ve bizim bu collection'ımızın adı şey olsun. Neydi buradaki? Faker şu olsun. Toplamıyorum. Evet. Şimdi bizim collection. Bir tane ekleme yapalım. Şimdi burada bir tanesini deneyelim dediğim gibi. Mesela biz burada ne yapalım? Bir tane post yapalım. Bir tane post yapalım. Burada mesela authentication gerek gerekmediği ile ilgili bilgiler de var ama burada authentication gerekmiyor gördüğünüz gibi. Herhangi böyle bir bilgi yok. Biz user'da post yapacağız. Post yapmamız için endpoint'imiz bu. Arkadaşlar. Evet. Şimdi şöyle bakalım bir dakika arkadaşlar. Just a minute. Mesela try it out dedik. Ona execute dedik arkadaşlar. Evet. Şimdi execute dediğimizde bizim şu arkadaşlar endpoint'imiz burası. Burayı kopyalıyorum. Ha, biz mesela burada execute demeden önce cancel diyelim tekrardan. Şimdi mesela biz burada try it out. Şimdi mesela biz buradaki
interaktif dokümanları diyor arkadaşlar. Biz burada mesela bilgileri de değiştirebiliyoruz. Mesela diyelim ki buraya Nuri diyelim. Kara diyelim hatta. Sonra şifremiz arkadaşlar A, B, C, 1, 2, 3 diyelim. Ve bunu execute diyelim arkadaşlar. Execute dediğimizde bakın response'un bu şekilde dönmesi gerekiyormuş. Gelin arkadaşlar bunu deneyelim. Bu şekilde. Burayı kopyalıyorum. Copy. Daha doğrusu benim öncelikle orayı değil de şurayı kopyalamam lazım. Öncelikle request URL'imi alıyorum buradan. Ve gelin buraya yapıştırdım. Ve burasının ne olması gerekiyor? Post olması gerekiyor. Body'ye geliyorum. Body kısmının raw ve JSON olması gerekiyor. Ve buraya şuradan aldığım body'yi ekliyorum. Copy. Evet. Bu body'yi gönderdiğimde arkadaşlar bu response'un dönmesi gerekiyor. Bakın aynı JSON dokümanında verildiği gibi arkadaşlar verildiği gibi burada da execute yaptığımda bu döndü. 200 döndü arkadaşlar. Sonra body olaraktan bu döndü. Response headers arkadaşlar buradaki bilgiler döndü. Bakalım arkadaşlar. Bakın response headers'da aynı bilgiler dönüyor. Body olaraktan bu dönüyor arkadaşlar. Ve bu şekilde API'nin Swagger dokümanında söylendiği gibi çalıştığını buradan anlamış oluyorum. Evet, şimdi gelelim arkadaşlar bir de role diye bir kısım var. Client URL denilen kısım var. Mesela biz burada hep görüyoruz. Şurada bir tane şey var. Role denilen yer var. Normalde biz hep request URL'i kullanıyoruz. Peki bu ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu ne işe yarıyor? Şöyle. Bunu komple seçip kopyaladığınızda kopyaladık ve Postman'a geldik. Şimdi Postman'a geldikten sonra arkadaşlar biz import dediğinizde ve buraya bu adresi yazıp yapıştırdığımızda direktman arkadaşlar size bir tane post request açtı gördünüz mü? Ve biraz önce benim yazdığım adresi buraya otomatikman kendisi çıkarttı. Ve aynı şekilde body'yi otomatikman kendisi ekledi. Bütün ayarları yani o verdiğiniz adresi buraya import deyip de o verdiğiniz şöyle bir daha geriye doğru gideyim. Burayı kapatayım diye. Baştan yapayım. Bunları hep kapatıyorum arkadaşlar. Save diyelim. Buna save demeyelim. Burası aslında önemli bir kısım. Kurul kısmında nasıl kullanacağımızı bilmemizde fayda var. Evet. Şimdi bakın benim postmenim hepsi her şeyi kapattım. Her şey kapalı. Bunlar kapalı. Şimdi ben gittim Swagger dokümanından kendi orada denediğim biraz önce denediğim işte şu Nuri Kara falan diye verdiğim şeyleri bakın burada bütün bilgileri de içerisine eklemiş. Aslında kurulu bir paket gibi arkadaşlar. Bütün her şey içerisinde mevcut. Burayı kopyalıyorum. Bu yaptığım sorguyla ilgili. Quest ile ilgili. Ve buraya Postman'a geldikten sonra import diyorum arkadaşlar. Ve şuraya bakın. Paste cruel raw text or URL diyor. Buraya kurulu yapıştırdığım anda direkt sorgu geliyor karşıma arkadaşlar. Peki bu sorguyu nereye kaydetti burada? Şimdi bakın önce bir inceleyelim. Body kısmı gelmiş arkadaşlar. Ondan sonra headers kısmı aynı. Oradakilerin her şey aynı. Ben buraya arkadaşlar save dediğimde bana diyor ki nereye kaydetmek istersin? Bunu. Hangi collection içerisinde kaydetmek istersin. Biz buraya Faker API demiştik. Ve arkadaşlar buraya save dediğimde bakın getirip buraya kaydediyor. Deminki yerin altına bunu kaydetti bu sorguyu. Paket şeklinde gelmiş oldu bana şey sorgu. Evet bu da kurulun kullanım şekli. Şimdi arkadaşlar son olaraktan bir de bir şey daha göstereyim arkadaşlar. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Şimdi benim daha önceden yaptığım arkadaşlar bir Book API diye denilen bir seri test var. Daha önceden yaptığım bir test var. Beraber yaptığımız. Authentication kullanılması, status booklar, ondan sonra get single book, create order falan filan. Böyle bir arkadaşlar collection var. Şimdi ben bu collection arkadaşlar
Doküman şeklinde getirmek istiyorum. Şuraya geliyorum arkadaşlar. Ve buradan view document diyorum. View document dediğimde bunu bana bir doküman şeklinde bu yaptığım sorguyla ilgili hangi sorguları yaptığım, bu sorgularda hangi body'yi kullandığım, hangi sonuçları aldığımla ilgili arkadaşlar bana bir doküman hazırlıyor burada. Bu hazırladığı dokümanı arkadaşlar ben istersen değişik formatlarda HTTP formatında alabilirim arkadaşlar. Veya kurul olaraktan alabilirim arkadaşlar. Veya diğer sizin istediğiniz herhangi bir data formatında alabiliriz ama en çok alınan kurul ya da HTTP formatında alınıyor. Biz buradan HTTP formatında bunu alalım. Şimdi bunu HTTP formatında nasıl alıyoruz? Şimdi bunu bu şekilde arkadaşlar gördükten sonra şuraya publish diyorsunuz arkadaşlar. Publish. Şuraya publish diyeceğiz. Evet. Buraya publish dediğinizde pardon bu daha önceden zaten yapmış galiba o yüzden yapmıyor. Pardon tamam doğru. Şuraya publish dedik. Publish dedikten sonra buna bakın şöyle diyor. Copy publish link ya da edit publish document diyor. Biz edit diyelim ben daha önceden yaptığım için herhalde. Ya da biz bunu değil de başka yapalım. Bunu zaten yapmışım o yüzden. Mesela hangisini yapalım? Biraz önce yaptığımız şu ikili olsun. Şu ikili. Sadece bu ikili. Bunun mesela publish yapalım. View document diyorum yine. View document dedikten sonra bakın burada yine yaptığım iki tane request burada gözüküyor. Daha sonra publish diyorum arkadaşlar. Publish dediğimde bana böyle bir önce dosya açıyor, sayfa açıyor. Ve bu sayfada yaptığım arkadaşlar işte collection'ımın bütün bilgileri burada mevcut. Öncelikle burada bir ayar yapmak istiyor musun? Mesela bir environment kullandın mı? Sonra burada bir domain URL var mı mesela? Burada hatta bir tane logo bile seçebiliyorlar. Mesela daha önceden burada işte bu şeyin bir logo seçildiği için burada bir logo gözüküyor. Renklendirmeler, ondan sonra SEO ayarları, her türlü ayarlar burada yapılıyor. Daha sonra siz buraya publish dediğiniz arkadaşlar size bir tane şey veriyor. URL adresi veriyor. Bu şeyle ilgili, collection ile ilgili. Bu URL adresi kopyaladınız ve gönderdiniz arkadaşınıza. Arkadaşınıza gönderdiniz. O sizin request'inizi görmek istiyor. Yani şeyinizi, collection'ınızı görmek istiyor. Direkt şeye yapıştırıyor arkadaşlar. Kendi arama çubuğuna. Arattırıyor arkadaşlar bunu. Bu şekilde bir doküman geliyor önüne. Arkadaşımızın önüne böyle bir doküman geliyor. Bunu inceleyebilir. Yani sizin ya da işte diyelim ki arkadaşınız derken şirkette çalışıyorsunuz. Yaptığınız şeyi bunu gönderdiniz arkadaşlar. Diğer test arkadaşınıza ya da işte bunu doküman olaraktan koydunuz. Bunu bu şekilde açıp hangi sorguları yaptığınızı, hangi işte requestleri, hangi responsları, hangi requestleri gönderdiniz, hangi responsları aldığınızla ilgili bakın şurada ekranda da şeyler de var. Tam bir rapor arkadaşlar aslında bu. Gördüğünüz gibi rapor şey bile var burada. Bak example request diyor mesela burada. Ondan sonra, example request diyor burada. Örnek sorgu. Örnek sorgularımız burada mevcut. Daha sonra size bunu kendi postmaninize taşıyıp orada dursun diyorsanız run postman diyorsunuz arkadaşlar. Bakın web'de mi çalıştırayım yoksa application'da mı çalıştırayım? Benim application'da. Application'a bastığınız zaman arkadaşlar direktman size bu sorgunun bütün datalarıyla beraber hangisine ekleyeyim diye soruyor arkadaşlar. Workspace olaraktan. My Workspace. Hadi tek buraya ekleyelim bunu. Tek buraya ekleyelim. Tek burada zaten silinmek üzere galiba. Tek buraya ben bunu eklediğimde bakın. Burada hani şey projeler vardı ya hatırlıyorsanız. Focus diye bir şey buraya geldi ve eklendi arkadaşlar. Bu hangi envai şeyde Workspace'te tek buraya bunu eklemiş oldu. Kendi environment'ınız varsa My Workspace oraya ekleyebilirsiniz. Tabii en mantıklısı oraya eklemek. Buraya ekleyip bundan sonra bakın bu postla ilgili içerisine yazdığımız bütün datalar, body'ler, ondan sonra ne bileyim işte varsa authentication'lar, bütün bilgiler buraya eklenmiş oluyor. Bu şekilde bunu documentation şeklinde getirmiş de getirmek istersek de getirebiliriz. Evet arkadaşlar, tekrardan dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.